kaldırıp üstüne. Yağmurlu bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün berbere gidiyorum. Ve hava biraz kötü. Aslında berber çok yakın ama ben bisikletle gidiyorum. Bugün günlerden pazartesi, merhaba. Şu köpek çok tanıyor. Saçlarım bayağı uzadı ve ben yaklaşık bir aydır falan şey yapıyorum. Haftaya gidelim ya falan diye erteliyorum ve artık gitmenin zamanı geldi. Hem yürümekten kaçınayım hem de bir video çekeyim dedim. Ve kendi kendine zilim çalıyor. Of, bayağı kayıyor. Her şey. Evet. Şuradan aşağı ineceğim. Hoppa. Yürü. Yürü. Lan gitsene. Şurada bir yerde kısımlık bir yazmam lazım. Burası olur mu lan? Olur herhalde. Kapalı yavrum. Niye abi? Yarın önce yarın bire kadar. Oo, yapma abi. Kolay gelsin. Cuma günü tamam. Kolay gelsin. Yani şansımı görüyorsunuz değil mi? Bak. Abi. Bak, kaç gündür üşeniyorum. Berbere gideyim dedim. Böyle bir bahtsızlık yok. Ha. Her işte bir hayır varmış. Aa, ben adamla çıkardım. Kolay gel. Abi adam benim için şeyi açtı be, helal olsun. Ben de böyle kenara çekildim ki oradan kaldırmaz deyince. İşte adam gibi adam be. Yağmur yağınca trafik de oluyor. Yağmur yağdığı için herkes bir şeye biniyor. Arabaya falan biniyor. Allah'ım. Şu dağ yerlerden geçerken kamera çarçak diye çok korkuyor. Ya. Yani şu da araba geliyor. Geç abi. Gönlümü. Şimdi ben berbere gittim. Berber kapalıydı. Bir iki hafta daha gitmem yani. Bas. Ooo, güzelmiş. Gaza gelmemiz üzerinden. Canım gide çekti ya. Eve girsem ne? Baksam mı? Hadi çıkmış geldim bari. Nereden gideceğim? I love you. Nereden gideceğim ya? Ne yapayım? Şu arabaların döndüğü yerden ne diyeyim? Oradan cadde bitince sol. Okey. Şimdi yakalım bari arka şimdi. Attı zannettim. Oha, o nasıl bir ayna lan? Lan oğlum. O nasıl bir ayna? Oğlum şöyle ayna var lan. Sanki bisiklet aynası var ki. Damlaya evimden süzüldü. Abi bak, sinyal hani böyle benzin yakmaz. Böyle vergi, sinyal, size vergi vermem gerekmiyor. Sinyal böyle
İnsanlar senin ne tarafa döneceğini anlasın diye var. Sen değil miydin? Ah. Aklımdan geçti. Abi 3 tane kıymalı köfte desene. Patatesli var ya. Peynirli de mi? Peynirli poğaça var. Aha kolay gelsin. Oğlum bu bugün ne şanssızlık ya. Hayırdır ya Rabbim. Bugün şanssızlık. Kaldırıp bisiklet. Abi kaldırıp bisiklet yolumu dedi. Tamam haklısın abi. Hani ne yapayım, ters yönden mi gideyim? Sence ters yönden mi gitmem daha doğru? Şeyden mi? Kaldırımdan mı? Tam savunmuyorum, yanlış olabilir ama. Ne yapayım, ters yönden mi gideyim abi? Ne yapayım, arabalar gibi kaç dakika dolaşıp doğru yoldan mı gideyim? Yani öyle mi yapayım? Ya ayrıca benim sana bir zararım yok ki, bak ben senin yanından öküz gibi de geçmiyorum. Bir insan gibi çocuğunu çala çala sana haber vere geliyorum yani, daha neyin şeyini yapıyorsan. Böyle çala çala geliyorum abi. Ne zararım var benim sana? Kaldırım kalabalık da değil. Gördüğünüz o tarafa geçen bir kişi vardı. Bak burası kalabalık. Selamlar. Geçen şu au yağmur güzel yağıyor. Şu kapıyı çıkartayım ben. Geçen kaldırımdan gitme diyen bir tane daha abi olmuştu. Ya şimdi şöyle bir şey var, ben de kaldığımdan gitmeye bayılmıyorum yani. Hani ben de insanlara rahatsızlık vermek istemem. Hani ben de kaldırımdan yürüyerek giderken hani yani hızlı giden bisikletlerden rahatsızlıyorum. Ama gittiğimiz yer caddeydi, Erdem'le beraber gidiyorduk. Amca dedi ki burası bisiklet yolu değil. Tamam eyvallah abi, bisikleti yol değil, haklısın, bir şey diyemem, demedim de zaten. Yani zaten ne diyebilirim ki, hayır mı diyeceğim? Kaldırım bisikletleri için mi yapılmış diyeceğim? Her neyse abi, gittiğimiz cadde, böyle iki şeritli bir cadde ve yolun kenarında arabalar park etmiş. Böyle full araba cadde boyu. Şimdi trafiğin açık olduğu saatlerde insanlar ne yapıyor, arabalar ne yapıyor abi? Arabalar hızlı gidiyor. Biz bisiklet olarak arabalar gibi hızlı gidemediğimiz için yani ne yapmak zorundayız? Ya oradan gitmemek zorundayız ya da hızlı gitmek zorundayız ki gidemiyoruz. Çözüm olarak da hani kenarlardan gidebiliriz. Kenarlardan da gittiği zaman abi kapı açma mevzusu var. Ben kendimi riske atamam o kadar yani. Biri kapı açsa benim hayatım orada yani. Kenardan gidiyorsun abi, kapıya bir koydum böyle, Allah bittim. Yani benim yaralanmam, benim ölmem kaldırımda gitmekten daha mı şey? Hani tamam abi, ben senin yerini işgal ediyorum ama ben sana zarar vermiyorum. Hani hızlı gitsem işte ne bileyim, bir şey yapsam böyle tek teker geçsem bir şey demeyeceğim de. Ben normal insanca senin yanından geçiyorum yani. Böyle seni uyara sana bir zarar vermemeye çalışarak. Ama onun yerine abi ne yapayım? Şey ya, böyle milletin kapısının dibinden mi gideyim? Sonra biri açsın, sonra sülük gibi yapışayım mı oraya? O mu olması gerekiyor yani? Bir de gördünüz yani, çok da hızlı gitmiyordum. Böyle adam abi uyara geçtim yanından. Hiç de hani
bir şey demedim. Alt taraf abi bir adamın düz atacağına bir kere yan attı. Sonra biraz öyle yürüdü. Sonra tekrar yerine geçti. Hani böyle size şey gibi olabilir. Hem haksız hem de üstte çıkmaya çalışıyor geri zekalı. Falan olabilir yani. Öyle değil ama. Öyle değil yani. Bisiklet yolu vardı, biz mi gitmedik? Yani sanki her yerde böyle şurası bisiklet yolu, ben niye oradan gitmiyorum diyebileceğim bir durum var mı? Yok. Bisiklet yolu nerede var abi? Sahillerde var. Oradan gidiliyor mu? Hayır, gidilmiyor. Oraya hep arabalar park ediyor. Oralarda işgal ediliyor ve burada sahil olmadığı için, bisiklet yolu olmadığı için ben ne yapacağım abi? Ben binmeyecektim lan. Ben binmeyecek miyim buna? Binmek istiyorum, Allah Allah. İmkanım varken niye binmeyeyim abi? Ben bir daha bu yaşıma gelmeyeceğim. Ben bir daha bu enerjiye sahip olmayacağım. Uzun lafın kısası, gerek yok yani. Yanınızdan biri sizi tehlikeli hareket, hani tehlike düşürecek bir şekilde geçmediği zaman laf etmeyin. Ne olur? Bisiklet yolu olur. Oradan gitmez, laf edersin. Ben bir tane video izledim. Motovlog videosu. Bisikletler üç şeritli bir yolun en sağ şeridinden gidiyorlar. Ve kaldırdığı bisiklet yolu var. Adam motorcu korna çalıyor. Oraya gösteriyor. Bisikletçi de böyle yapıyor. Yanlış bir hareket. Orada yani bisiklet yolu olmasa bisiklet yolu yok diye şikayet ederler. Ama olunca da gitmiyorlar. Bu da yanlış. Hani ben iki duruma da düşmediğim için bence haklıyım. Hani var mı biz mi gitmedik? Devlet bisikletleri düşürdü. Hani biz mi işaretmedik oraya? Sinirim bozuk yani.